Zetek'e hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışma odama aldığım yeni televizyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü pek çoğunuz bu tarz bir cihaz alırken özellikle böyle çok fazla incelemesi olmayan ya da çok fazla insan tarafından kullanılmayan nispeten uygun fiyatlı ve Android destekli bir televizyon bakıyor olabilirsiniz. Ben de aslında almaya karar vermeden önce videosu var mı diye baktım. Çok basit, çok amatör ve açıkçası merak ettiğim konular hiç değinilmeyen videoları gördüm. Kendim bir cesaretle aldım. Sizlere de bundan bahsetmek istiyorum. Ben bu odada aslında 49 inçlik Vestel markalı bir 4K televizyon kullanıyordum. Normal televizyon görüntüsünden çok memnundum ancak biliyorsunuz smart tarafı Android olmayan televizyonlar için söylüyorum ki burada çok pahalı LG'leri, Samsung'ları da katabiliriz. Kendi kapalı ekosisteme sahip bu televizyonlara da dışarıdan da uygulama yüklemek mümkün olmadığı için genellikle çok fazla istediğiniz gibi bu TV Box'lardaki gibi rahat hareket edemiyorsunuz ve genelde herkes bir TV Box tarzı bir cihaz ekleyerek bu eksikliği çözüyor. Ben salonda 75 inçlik bir 4K LG televizyon kullanıyorum. Hiçbir zaman ne kendi arayüzünü ne kendi canlı TV'sini ya da ne kendi uygulamalarını kullanmıyorum. Çünkü orada çok fazla eksik var. İnatları, purple'ları ya da deep'leri maalesef kullanamıyorsunuz. Orada da Mi Box kullanıyorum. Vestel'in üstelik televizyonda şöyle bir sıkıntı daha vardı. Biliyorsunuz Disney Plus ülkemize geldi. Halen daha uygulaması markete gelmemişti. Artı görüntüsü güzel olan gerçekten 4K görüntüsü özellikle Dünya Kupası'nda da ben bunu net bir şekilde gördüm. Güzel bir televizyondu ama yine smart tarafı çok ağırlaşmıştı. YouTube'da bir şey izlemeye kalktığınızda ya da Prime'da Netflix bir süredir kapatmıştım ben aboneliğimi. Orayı kullanmıyordum ancak bu tarz uygulamalarda bir şey yaparken de çok ağır hareket ediyordu. Tekrar tekrar düğmeye basmanız gerekiyordu. Bir düğmeye basıyordunuz bayağı 15 saniye sonra işlem karşınızda o işlemi gerçekleştirebiliyordunuz. İlk başlarda böyle değildi ancak güncelleme aldıkça televizyon çok ağırlaşmıştı. Bari dedim alırken Android özellikle bir televizyon alayım. Burada herhangi bir box cihaz ihtiyaç duymadan bizim Drive'dan uygulama yüklerim diye düşündüm. Burada şöyle size ekran alayım. İki tane televizyon arasındaydım aslında. Biri Onvo'nun 50 inçlik yine 4K televizyonu, diğeri de Axe'nin yine 50 inçlik 4K televizyonu. Bu ikisi arasında tercih yapmam gerekseydi, fiyatları biliyorsunuz, görüyorsunuz tamamen aynı. Onvo'yu tercih ederdim ancak Onvo kampanyanın çıktığı gün ben görüp haberdar olana kadar çoktan satıldı, bitti. Onvo'nun güzel tarafı şöyle size de göstermeye çalışayım. Android TV'ye benzer bir arayüz var. Tabii ki canlı test etmek lazımdı. Ancak Axen'de kendine göre özelleştirilmiş bir arayüz var. Ama ikisinde Android desteği var. Şu an Axen stoklarda bazı mağazalarda var. Ancak fiyat benim aldığımın çok üstünde. 5.999 liraya satılıyor. Ben alırken şöyle yine size göstermeye çalışayım. 4.799'a aldım. Ben aldığımda daha bir hafta 10 gün oldu. O gün vatandaş televizyonlarda gece bir indirim vardı. O indirimi görünce 5.999'dan 4.799'a düşüyordu. Hemen aldım açıkçası. Aynı anda eğer Onvo olsaydı mutlaka Onvo'yu tercih ederdim. Özellikle kumandası da daha bir box tarzı ve muhtemelen Android TV işletim sistemine sahip çünkü mikrofon desteği vesaire de var. Ancak az önce söylediğim gibi ürün yoktu. Maalesef indirimde kaçırmıştık. Dolayısıyla o an için çok daha uygun fiyatlı olan Axen'i tercih ettim. Elimdeki Vestel'i de 5000 liraya satmıştım. Dolayısıyla hem televizyon yine 4K olarak kaldı, inç olarak 1 inç büyüdü ve Android işletim sistemine sahip bir televizyon oldu. Televizyona bağladıktan sonra ilk yaptığım şey Chrome yüklemek oldu. Chrome yüklediğim zaman adres çubuğuna geldiğimde ki şu hep bahsediyorum Everest'in şu Air kumandasını, daha doğrusu bunun Everest'te Piranha markalı da aynısı var biliyorsunuz. Everest o an müsaitti. Bunu kullandım ancak adres satırına yazmaya tıkladığımda klavye açılmadı. Çünkü cihazın içinden gelen klavye bu tarz bir şey desteklemiyordu. Cihazın içine klasik Android klavyesi geliyordu. O an klavye kullanmadan yazmak için de bu touchpad'li klavyeyi kullandım. Drive'a gidip Drive'a bir kere ulaştıktan sonra adresi bir kere yazabildikten sonra zaten linki klavye uygulamasını yükledim. Onu yükledikten sonra da yine bu Air Mouse'la klavye çalışmaya başladı. Ondan sonra istediğim her şeyi basit bir şekilde cihaza yükledim. Burada
bir kere daha anlamış oldum ki yani kendimi övüyormuş gibi olmak istemiyorum ama gerçekten kurduğumuz drive sistemi tekrar söylüyorum. Ben de bir kullanıcısı olarak işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Siz de memnunsunuz diye düşünüyorum ve bu tarz bir televizyon aldığınızda da böyle bir drive sistemin işlerinizi çok kolaylaştırdığını siz de göreceksiniz. Ki cihazın kendi marketi çok kısıtlı. Hiçbir şey yok dersek yeridir. Artı zaten dışarıdan uygulama yüklüyoruz genelde biliyorsunuz. Bu uygulamaları yüklemek için de sağda solda sürünmek yerine drive'ın içine girip her şeyi basit bir şekilde indirebiliyoruz biliyorsunuz. Fast'i, inatı, reki, yeki aklınıza gelen en popüler olan uygulamaları tamamen yükledim. Televizyonda problemsiz bir şekilde çalıştı. Birazdan size göstereceğim zaten. O yüzden girişi çok fazla uzatmıyorum. Sizi hemen televizyon ekranına almak istiyorum. Televizyon ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Ana sayfada hem YouTube'un trendleri, işte BluTV, Netflix, Prime Video'dan öneriler görebiliyorsunuz. Sol tarafta işte diziler, filmler, çocuk, oyunlar, müzik ve uygulamalar diye bir menü daha var. Cihaz ilk geldiği zaman içinde Open Browser'la geliyor. Yalnız Open Browser bizim Drive'a ulaşsa da maalesef orada indirme yapamıyor arkadaşlar. Dosyalara gidebiliyoruz ancak indir dediğimizde şöyle Piranha'nın kumandasını alayım. İndir dediğinizde şöyle hemen Drive açmak istiyorum. Bu arada bu Piranha'nın bu Air Mouse'u gerçekten işi çok kolaylaştırıyor. Az önce söylediğim gibi kumandasında mouse modu var ancak bu şekilde hızlı hareket etmek gerçekten imkansız. O yüzden 50 lira 60 liralık bu mouse'tan mutlaka edinmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle drive adresini yazıp git dediğimizde drive'a gidiyor. Uygulamayı kurduğumda benden bazı izinler istemişti. Orada atladığım olabilir ancak Android menüsüne de ulaşamadığım için o izinleri tekrardan düzenleyemiyorum maalesef. Dolayısıyla orada bir eksik varsa tekrar tamamlayamıyorum. Şu uyarıları kapatayım. Herhangi bir klasörün içine girdiğimizde mesela Chrome'a girmeye çalışalım. Klasörün içine girebiliyorum. Uygulama üstüne tıklayabiliyorum. İndir diyorum. Yine de indir diyorum. Ancak bir süre sonra bu dosya indiremeyeceğini söylüyor. Bakın dosya indirilemiyor. Bu da size indirmek üzere Drive için 3. taraf çerezden etkileştirme deneyin diyor. Bununla alakalı bir ayar olmadığı için yapamıyorum arkadaşlar. Ancak şöyle güzel taraf var. Uygulama mağazası çok kısıtlı olmasına rağmen mağazanın içinde Chrome mevcut. Ben burada indirdim Chrome'u. Chrome indirdikten sonra tabii ki her şey çok basit oldu. Her şey çok kolaylaştı. Şu kategorilerde araçlar kısmına girdiğinizde burada pek çok işe yaramaz uygulamayla beraber Firefox var. Opera Mini var. Puffin var ama bu versiyonu muhtemelen indirme yapmıyordur. Adobe Reader, WPS Office ve Chrome mevcut. Chrome indirdikten sonra her şey çok basitleşiyor. Ve Chrome indirdikten sonra şöyle hatta şuradan açayım. Tıklayayım. Yüklü olduğunu görüyor. Aç diyorum. Çok kolay bir şekilde Drive'a ulaşıp Drive'ın içindeki tüm uygulamaları indirebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir problem var Chrome'da da. Ben özellikle ilk girdiğimde adresi yazabilmek için buraya tıkladığımda klavye bir türlü gelmiyordu. Çünkü cihazın içinde gelen klavye birazcık bu tarz kullanıma uygun bir klavye olmadığı için orada bir eksikliği vardı. Dolayısıyla ben Drive'a da koydum. Siz de orada indirebilirsiniz böyle bir cihaz sahibi olursanız. Linky Keyboard Pro'yu yükledim şurada. Bunu yükledikten sonra bütün problemler ortadan kalktı. Ve istediğim her yerde Türkçe destekli bu klavyeyi kullanmaya başladım. Yani ilk kurduğunuzda ilk adres yazarken klavye önünüze gelmeyebilir. Bu durumda linki kurabilmek için belki bir klavye bağlayabilirsiniz televizyona ya da bilgisayarınızdan ya da tabletinizden indirip oradan flash bellekle direkt televizyon içine linki kurduktan sonra rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar da ana menüye gideyim. Uygulamaları kurduktan sonra da ana sayfada şu uygulamalar sırasında diyeyim, satırında diyeyim. Şuradaki 3 noktaya bastığınızda
Kurduğunuz tüm uygulamaları burada görebiliyorsunuz. Kanaldan tanıdığınız pek çok uygulamayı ben kurdum. Kral, Şimşek, Rek, Yek, İnat, Deep, Fast, Jesus, İnat'ın Prosu gibi. Bu uygulamaların hepsi problemsiz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir tane oyun bile kurdum. Şöyle hemen oyunu da çalıştırayım. Bu oyunu bu arada kendi marketinden kurdum. Yine elimdeki Piranha'nın, pardon, bu Everest'miş. Everest'in kumandası da gayet rahat bir şekilde oynanabiliyor. Bu tarz oyunları sevenler için. Bu bir defans yapma oyunu. Şuralara çeşitli kişileri doldurarak şuradan gelen yaratıkların finish'e ulaşmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Gayet eğlenceli, başarılı bir oyun. Performansı da oldukça iyi. Yani çok fazla bir grafik yükü yok. Ancak sonuçta bu amaçla alınmamış bir televizyonda bu tarz bir performans veriyor olması, hiç sorun yaşamadan çalışıyor olması gayet güzel. Şuraya şimdi bir yavaşlatıcı koydum. Gelen canavarların hızını birazcık yavaşlatacak. O da bize avantaj sağlayacak. Amacınız şuradan gelecek olan 10 tane wave'de 10 tane canavarı buradan kaçırmamak. Bununla alakalı dediğim gibi defans kurgunuzu çok iyi yapmanız lazım. Şuraya da bir tane adam koyalım. Arada bundan upgrade'leri de var. Onları da yaparsanız daha hızlı ve seri atıyorlar gibi. Hemen şu oyundan çıkayım. Kendi marketi çok başarılı değil. Ancak biliyorsunuz bizim Drive da bir market mantığıyla çalıştığı için pek çok uygulamayı oradan indirebiliyoruz. Şöyle marketine tekrar gireyim. Güzel tarafı, benim Vestel'de özellikle Disney uygulaması yoktu. Onun eksikliğini hissediyordum. Bu markette var. Ancak bu markette tabii ki bir Android markete göre çok çok kısıtlı. Yani çok az içerik var. Orada yüz binlerce içerik varken, bakın burada video ile alakalı 185 uygulama, sporla alakalı 18 uygulama, 17 tane müzik uygulaması, 26 tane haber uygulaması, yaşam tarzı dedikleri neymiş? Ya çoğu da işimize yaramayacak şeyler. 26 tane burada var. Yani sanki bir Android market değil de işte bir kendine has bir işletim sistemine sahip. İşte Vestel'in de muhtemelen marketi bu kadardı. Ya sadece 14 tane oyun var gibi düşünün. Android'de normalde kaç tane oyun var? Ancak bizim Drive burada çok işe yarıyor ve rahat bir şekilde pek çok uygulamayı oradan indirebiliyorsun. Burada yanlışlıkla tekrar açtım. Şöyle bir sıkıntı var. Şu uygulamalar kısmını istediğiniz gibi düzenleyemiyorsunuz. Şöyle tüm uygulamalara girdiğinizde herhangi bir uygulamanın üstüne gelip menü tuşuna bastığınızda, şöyle geleyim, menü tuşuna basayım, üste yerleştir diye bir şey var. Ancak ana sayfadaki uygulamaları oradan değiştiremiyorsunuz. Ben mesela bu cihazda Bean Connect ya da Spotify kullanmıyorum. Ama onları arkaya atamıyorum. Veya Netflix, Exen kullanmıyorum. Onları bu ekrandan silemiyorum maalesef. YouTube trendleri de artık neye göre çöküyor? Benim izleme geçmişimle çünkü hiçbir alakası yok. Yine Netflix'te oturum açmadığım halde yine bir takım orada öneriler veriyor. Buraları tam özelleştirememek tabii ki sıkıntı. Hatta ayarlar kısmını göstereyim size. Ayarlar olarak sadece şunlar var arkadaşlar. Ağ bağlantısı. Burada da küçük bir bilgi vermiş olayım. 2.4 GHz desteği var. 5 GHz desteği yok maalesef. Ancak fena değil hızı. Bağlantı gücü de fena değil. Zaman ayarları kısmında saat dilimi, yaz saati uygulaması, tarih formatı, ekran koruyucu, uyku zamanlayıcı var. Genel ayarlar kısmında da yine dil Türkçe. Burada normalde az önce size bahsettiğim gibi üstteki klavye seçiliydi. Üstteki klavye seçiliyken Chrome'da ben tıklayarak, hatta Chrome'da hiç klavye açılmıyordu. Linky'yi yükledikten sonra, ki ben zaten Linky'yi biliyorsunuz, Mi Box'ta ya da benzer cihazlarda mutlaka öneriyorum. Onun mutlaka her cihazda standart olması lazım. Google'ın kendi Gboard'unda da çok eksikler var. Tıklanmıyor mesela, fareyle tıklayamıyorsunuz gibi. Altta bir fabrik ayarları butonu, cihazın adını ben yazdım Accent'i. HDR açıp kapatan bir menü var. Burada da cihaz hakkında bilgiler. 8 GB'lık bir depolama alanının 1.55'i dolu şu an.
Ellek olarak 1,5 GB'lık bir RAM'imiz var. Android sürümümüz 11. Üretim modeli Smart TV gibi manasız bir şey. Cihaz yazılım sürümü tıklanabiliyor mu? Tıklanmıyor. 4 çekirdekli de bir işlemciden bahsediyor. Çok fazla detay vermiyor. Panel bilgisi yok. Şu an güncelleme var mı diye kontrol ettiğimde de son sürüm olduğunu görebiliyorum. Ben cihaza ayda 64 yükledim. Hemen onunla teknik özelliklerine bakalım. Çalıştırıyorum. MediaTek üreticiymiş işlemcinin. Yüklü RAM 1,5 GB. Kullanılabilir 477. Dahili depolama 2871 MB gibi gözüküyor. Boş alan 1589 gözüküyor ama cihaz kendi 8 GB boş depolaması olduğunu söylüyor. İşlemci kısmına gelmeye çalışayım. 4 çekirdekli ARM Cortex A53 işlemcimiz var. 64 bit. Şu an 32 bitte çalışıyormuş galiba. Saat hızları otomatik olarak yükselip alçalıyor. Ekran çözünürlüğü 1920x1080. Aslında 4K desteği var televizyonumuzun. A konusunda bilgiler var. İşletim sistemi hakkında bilgiler var. Cihazlar derken ekran kartından bahsediyor. Mali G52 bir ekran kartımız var. Fena değil. Batarya sıcaklığını ölçüyor ancak tabii batarya yok. Neyi ölçüyor tam bilemiyoruz. Bunlar da detaylı sistem bilgileri. Çoğu bir anlam ifade etmiyor. Tabii şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Widevine desteğini merak ediyor olabilirsiniz. Onun için hemen Drive'dan bir tane uygulama yüklemek istiyorum. DRM Info'yu yükleyeceğim bunun için. Üstüne tıkladım. İndir diyorum. Chrome yükledikten sonra bir de elinizde böyle bir kumanda varsa işler gerçekten çok basitleşiyor. Daha önce indirmişsin diyor. Hadi tekrar indir diyeyim. Aç diyorum. Uygulama yüklenmeye hemen başlıyor arkadaşlar. Yükledim. Yüklenmesini bekliyorum. Aç diyorum. Buradan detaylı bir şekilde bilgi alabileceğiz şimdi. Evet, çok enteresan bir şekilde bakın security level'in L1 olduğunu görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bu cihaz en yüksek çözünürlükte Netflix, Amazon Prime desteği olan bir cihaz. Nispeten uygun fiyata satılan böyle bir televizyonda bu tarz destek olması çok başarılı. Hatta Netflix üyeliğim yok ancak size hemen şeyi göstermek isterim. Prime Video'yu göstermek isterim. Şöyle tekrar ana ekrana gideyim. Prime Video'yu çalıştırayım. Şunu da eklemek istiyorum. Ben Vestel'de en çok yaşadığım problem bu tarz uygulamalarda özellikle güncelleme aldıkça gitgide daha fazla kasması olmuştu. Artık yani o kadar zor girip çıkabiliyordum ki uygulamalara. Bu da ciddi rahatsız ediyordu. Bazen işte atıyorum bir altyazı ayarlayacaksınız. Bir türlü istediğiniz yere gelemiyorsunuz. O kadar ağırlaşmış ve o kadar donarak hareket ediyordu ki yine nispeten belki şu an aynı özelliklerde bir Vestel'in yarı fiyatındaki bu televizyonun oldukça akıcı bir şekilde çalışması gerçekten oldukça güzel. Ne kadar ekrana yansıyor bilmiyorum ama görüntü çok net, çözünürlük çok yüksek. Donma takılma olmadan 2.4 GHz olmasına rağmen çok çok iyi çalışıyor. Hemen benzer şekilde sizi bir de YouTube'a almak istiyorum. YouTube'da nedense Full HD'nin üstüne çıkartamadım. Onun tam sebebini bilemiyorum doğrusu. Şöyle uygulamadan çıkayım. İçinde yüklü olan YouTube'da bir limit olabilir. Dediğim gibi o tarafta teknik bir bilgim yok. Şöyle hemen abartıp 12K yazan bir videoya tıklayayım. Şu reklamı geçelim. Şuradan istatistikleri açalım. Yani 1920x1080 üstüne çıkamıyorum maalesef ama çok güzel göründüğünü de söyleyebilirim yine de her şeye rağmen. Parlaklığı,
kontrastı oldukça başarılı. Ama bir iki kere söyledim. Tam panel bilgisi alamadığımız için net olarak panelin üreticisi vesaire o tarz bilgileri biz de bilmiyoruz. Yine de gözlerimle yaptığım testte net bir şekilde söyleyebilirim ki görüntü kalitesi çok başarılı. Televizyonun içinde 4K uydu alıcısı da var. TRT 4K izleyebiliyorsunuz. Ben o konuda aslında Vestel'den çok memnundum. Çünkü özellikle Dünya Kupası'nı ben Vestel'den izledim. Salonda bir 4K 75 inç üstelik bir LG televizyonumuz var. Ama Vestel'de izlemek daha canlı gibi geliyordu bana. O yüzden Vestel'de izlemiştim genelde maçları. Bu arada ana menüde yine ekran yansıtma, medya merkezi. Medya merkezinde klasörlere ulaşabiliyorsunuz cihazın içindeki. Taktığınız flash belleğe de buradan ulaşabiliyorsunuz. Aslında flash bellekte uygulama yüklemek de çok kolay. Şöyle indirilenler klasöründe de indirdiğim pek çok uygulamanın kurulum dosyasını görebiliyorum. Buradan istediğimi silebiliyorum. Şöyle sileyim hatta. Üstüne tıkladığım zaman da kurulum yapabiliyorum. Şu tekrar ana menüye döneyim. Uygulamalardan da hemen size bir iki tane örnek göstereyim. Yani tabii ki buralar ekran kilitli olacak. Bu arada çok ilginçtir. Şurada iki tane önerilen uygulama çıkıyor. Bunları da buradan kaldıramıyorum. Ben bunları asla kurmayacağım. Ama kaldıramıyorum. Menü tuşuna bassam da herhangi bir şey olmuyor. Şöyle hemen dipi açayım mesela. Dip cihazlarımızdaki en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Ve bu cihazda da oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle RAM düşüklüğünden dolayı ana ekranın gelmesi birazcık uzun sürüyor. Ancak geldikten sonra gayet iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Görüntü kalitesi de oldukça iyi. Malum paket çalışıyor. Yine tüm içerikleri kullanabiliyorsunuz. Yani böyle bir cihaz aldığınızda ilk yapmanız gereken Chrome kurmak. Chrome kurduktan sonra mutlaka Linky Keyboard Pro'yu kurmanız gerekiyor. Onu kurduktan sonra Piranha ya da Everest markalı Air Mouse aldığınızda gerçekten çok çok başarılı bir televizyon sahip olduğunuzu göreceksiniz. İlk başta içinde gelen Open Browser'la indirme yapamıyorsunuz. Yani belki bir izin gerekiyor olabilir ancak klasik Android menüsüne de sahip olmadığı için o izinleri verebileceğimiz menüler maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Disney Plus, Netflix, Prime Video L1 seviyesinde lisanslı olarak çalışıyor. Hatta şöyle bir Disney'i de çalıştırayım sizin için. Görüntü kaliteleri oldukça güzel, çözünürlük yüksek. Şöyle açayım. Son günlerde çok popüler olan yerli yapıma tıkladım. Aslında izledim. Sizin için başa aldım diyebilirim. Bazı yerlerde kumandanın faresine tıklayamıyorsanız fare özelliğini kapatıp ok tuşlarını menü gibi kullanıp o şekilde de tıklama yapabilirsiniz. Şöyle birazcık da ilerleri almaya çalışayım. Yine görüntü kalitesinin çok çok iyi olduğunu size söyleyebilirim. Tabii ki kendi klası için konuşuyoruz. Bunu gidip de pahalı televizyonlarla karşılaştırdığınızda orada tabii ki çok daha iyi veya da farklı panel tipleriyle karşılaştığınızda orada çok çok daha iyi şeyler yakalayacaksınızdır. Ancak fiyat performansı olarak oldukça başarılı arkadaşlar. Bir de TRT 4K'yı açmak istedim. Tabii ki ekran çoğu yerini gösteremeyeceğim. Şu an normal standart bir dizi oynadığı için tam net olarak görüntü kalitesiyle alakalı çok bir şey söylemek çok zor. Burada belgesel ya da işte bir 4K maç yayını izleyebilsek çok çok daha net bir düşüncemiz olabilirdi diyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Bence fiyatı düşünüldüğünde, o fiyatlara bulunduğunda kesinlikle alınabilir bir televizyon. Ancak alternatifi olan Onvo'nun televizyonu bulsaydım onu alırdım. Çünkü onun arayüzü Android TV arayüzüydü. Orada birazcık daha rahat hareket edebilirdik. Burada bazı şeyler maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Şu uygulamalar sırası mesela kafamıza göre değiştiremiyoruz. Bunlar özelleştirilmiş bir Android sürümü kullanmanın dezavantajları. Ancak tekrar ediyorum, fiyat performansı olarak, görüntü kalitesi olarak, esneklik olarak oldukça başarılı bir televizyon. Hangisini daha uyguna bulursanız bence onu almalısınız. Ama aynı fiyat olsalardı Onvo'yu tercih ederdim. Diyerek yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim. Siz nasıl bir televizyon kullanıyorsunuz? Android televizyon kullanmayı düşünür müsünüz? Lütfen bunu yorumlarda konuşalım.
Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.